Herkese merhaba ben Fakedead ve Modlarla Survival'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, elimde bazı değişik bir şeyler fark edebilirsiniz. Mesela Diamond Spike bölüm arasında yapacağım demiştim yaptım ve e, bu iki bölüm arasında yaptığım şeylerin neredeyse tamamını yayında yaptım. Yani eğer yayına geldiyseniz zaten neler yaptığımı biliyorsunuz. Fakat yayına gelmeyenler için tam olarak geçen bölüm ve bu bölüm arasında neler değiştiğini göstereceğim. Öncelikle artık gözlüğümüzde Night Vision var. Bu Night Vision'ı nasıl kazandık? Bu Night Vision özelliğini ben canlı yayında bastım zaten gözde. Şu şekilde bastım. Eğer buradaki araştırmalardan birine bakacak olursak Night Vision basmak için iki tane altın havuç ve bir tane Salis mundus kullanıp gece görüşü basabiliyoruz. istediğimiz bir şeye bu durumda gözlüğümüz. Yani o o şekilde basıldı. Onun dışında Diamond Spike'ı yaptık işte. Ayrıca daha yağ saydı ürettik. Şu an elimde onu da görüyorsunuz. Tamium Wand'ı. Yani bu da demek oluyor ki bölüm başlamadan önce söylediğim bu kıyafeti de ürettik. Burada kıyafeti var, burada pantolonu var, ayakkabısı da burada. Kaskı zaten yok. Bu bizdeki zaten kaskı, gözlük. Yani onu yaptık. Ee, ayrıca bölüm arasında bazı icatlar yaptım. Şunları falan yaptım sanırım. Tam hangilerini yaptım bilmiyorum da buralardan bayağı bir şey icat ettim işte böyle rastgele işimize yarayabileceğini düşündüğüm. Ve onun dışında da çok bir şey yok açıkçası söylemek istediğim. Artık ama devamlı night vision'ımız olduğuna göre karanlık yerlere girsem bile YouTube'da düzgün gözükür. Çünkü YouTube'da bazen e, acayip kötü gözüküyor ya da hiç gözükmüyor karanlık yerlere girince. O sorunu bir bakıma engellemiş olduk. Ve de ayrıca bir sorun fark ettim. Şimdi mesela. Burada şu anda ne var? Salis Mundus, kitap ve Zombie Brain var. Ortada da başka bir tane daha kitap var. Bu neyin yapılımı? Bu tabii ki şunun yapılımı. Zombie Brain, Salis Mundus, Mundus ve normal kitap. Bununla ortaya koyduğunuz şeye enchant basılır. Ve malzemeler de var. Geri kalan her şey istenilen. Ne? Sekiz ee, 8 tane beyin. Presentio ve telum. Eğer bakacak olursak beyin burada. Presentio burada. Telum da burada. Yani hepsi var ihtiyacımız olan her şey. Fakat sağ tıkladığımızda hiçbir şey olmuyor. Ee, şimdi normalde bunun kitaba direkt basılabiliyor olması lazım. Hatırlarsanız biz geçen bölümlerde bu canavar tuzağındaki kılıca basmaya çalışmıştık bu özelliği ve basamamıştık. Fakat normalde basamıyoruz. İşin ilginç yanı şu anda normalde basabiliyor olmamız gereken bir şeye. Yani diyorum ki ben acaba acaba direkt bir bağlanma mı oldu bir şekilde bunun araştırmasında. Yani benim en çok e, merak ettiğim şey bu. Çünkü şu anda yapabiliyor olmam lazım teknik olarak ama yapamıyorum. Fakat bu Diamond Spike'da şu anda Looting 2 var. Bunu Looting 3 veya 4 yapacağım. Daha sonra birazcık da bu Spike'la çalıştıracağız bizim canavar tuzağımızı. Ve böylelikle çok daha fazla Gunpowder elde edebiliriz bizim buradaki mana sistemi için. Yani durum böyle. Başka herhalde anlatmam gereken pek bir şey yok. Ayrıca e, artık hem bu arkadaşın hem bu arkadaşın içinde tamamen Mox Fuel Road var. Bunların ikisini doldurduk. Geri kalanı şimdilik boş. Bunlar neden boş? Çünkü uranyum orum bitti ve şu anda maden kazarsam enerjim yetmiyor. Yani evet. Öyle. Ve Night Vision olunca şunlar da düzgün gözüküyor oldu. Yani o da bir artı değil mi? Bu arada bir de hand glider yaptım. Onu söylemeyi unuttum. Hand glider ne işe yarıyor? Hand glider gayet basit yapılımı öncelikle. Sadece deri ve çubuk gerekiyor. Hiçbir şey gerekmiyor başka. Normal şartlarda e, yükseğe çıkarsanız sizi böyle aşağı indirir. Fakat bizde jetpack var. Ben ne yapıyorum artık? Jetpack ile uzaklara gitmem gerekirse ki Geçen bölümlerde baya bir gerekti ve çok zamanım aldı o kadar bölgeleri dolaşması. Jetpack ile böyle yükseliyorum. Daha sonra bunu takıp hızlı bir şekilde bayağı bir ileri gidebiliyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir hızlı gidiyoruz. Yani bunun için kullanılıyor şu anda bu. Sadece daha hızlı bir şekilde ileri gidebilmem için. Tamam? Başka da bir amacı yok açıkçası. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Sorumuz bu. Bu bölüm bazı planlarımız var. Şimdi birkaç farklı şey yapabiliriz açıkçası. Yapabileceğimiz şeylerden birisi şu diğer taraftaki diğer nükleer reaktöre başlamak. Çünkü elektrik yetmiyor şu anda. Veya tamcraftta biraz daha ilerlemek. Tabii ki biraz daha ilerlemek için kendimize warp elde edip Eldrik yerini açmamız gerekiyor. Dolayısıyla buradan bize warp verecek şeyleri <laughs> icat etmemiz lazım. Yani onun için. Veya... Onun dışında ne yapabiliriz o eksi dışında? Şu anda çok yapmamız gereken bir şey yok o eksi dışında. Veya Blood Magic'te gelişebiliriz. Altarımızı bir sonraki seviyeye çıkarabiliriz tabii ki ama. Onu yapması bunlardan bile daha sıkıcı. Çünkü sadece oturup yaratıkların birikmesini izleyip sonradan da öldüreceğim yavaş yavaş. Yani evet bayağı bir sıkıcı. O zaman biz reaktörü kurmaya başlayalım. Galiba yapılacak en mantıklı iş o olur. Ve reaktör oluyorken de towncraft'a bir şeyler icat ederiz sanırım. Evet en iyisi öyle yapalım. Şimdi öncelikle tabii ki bir tane daha kendimize reaktör kurmak için bir sürü plütonyuma ihtiyacımız olacak. Şaşırtıcı bir şey değil bu. Daha önce de gördünüz. İşin iyi yanı ama bu defa şöyle bir iyiliği var bize. Hemen aşağı inersek. Burada zaten şu anda bayağı bir Yuyumeter birikti yani. Çok çok fazla değil ama yine de iyi bir miktar. 6 kovadan fazlası birikmiş yaklaşık 7 kova. Bunlarla kendimize oldukça fazla plütonyum elde edebiliriz. Hiç fena olmayan miktarlarda. Onun dışında başka ne diyebiliriz? Bunun ilk başta aynısını kuracağız. Tamamen bu reaktörün birebir aynısını yapacağız. Buradaki reaktörün. Aynı büyüklükte, aynı güçte. Daha sonra bunun yanına bir tane daha reaktör yapacağız. Ve bu reaktörün iki farklı modu var. Buna e, etrafına koyduğunuz aletlerin ne olduğuna göre değişiyor bu iki farklı modu. Bu ne demek? Eğer biz bunu diğer moduna geçirirsek ve içine su verirsek bu bize elektrik üretmeyi bırakıyor. Şu anda hani 6.8 kilo RF üretiyor ya. Elektrik üretmeyi tamamen bırakıyor sadece suyu buharlaştırıyor. Daha sonra buharlaşan suyu da diğer yapacağımız reaktöre bağlayacağız ve işimiz bitecek. Yani iki tane reaktör yapacağız ki ikincisi daha farklı bir reaktör. Bundan tamamen ayrı bir şey ve yapımı çok daha zor. Yani evet. O bakımdan birazcık bizi uğraştıracak. Tabii ki bu bölümde bitiremeyeceğiz ama başlayalım en azından. Ha bir de ihtiyacımız olur diye ben buraya e, şey yaptım petrol getirdim. Daha doğrusu Emerald'a e ihtiyacımız vardı. Emerald için petrol aldım. Ve artık burada 121 kova petrolümüz var. Aynen öyle üstüne. Güzel öptün. Tamam. Ben şimdi birazcık malzeme hazırlayayım. Ee, bu reaktörün bazı parçalarını yapmak için. Daha sonra geri geleyim. Fakat tabii ne kadar videoyu doldursam da, ee, dondursam da bana bunlardan stekler dolusu gerekiyor. Ne yazık ki. Ve e, bu aletlerin hızı belli. Ne yazık ki çok yavaş yapamıyorlar. Ama bizim bu pulverizer'ımız bundan hızlı çalışıyor. Yani demek oluyor ki bu e, bunun bütün kömür ihtiyacını sadece pulverizer ile sağlayabilirim. Bir tane pulverizer demek oluyor bu. En azından onun bir yeri var. Neden sadece bununla yapmam gerekiyor böyle? Çünkü işin kötü yanı inanılmaz fazla bana refine iron gerekecek. Ki Bizde neredeyse hiç yok şu anda. Keşke yapsaydım bölüm aralarında durmadan üretseydim ama artık yapacak bir şey yok. Yok yani. Ve bir de aşağıdaki kadar büyük bir reaktör yapacağımız için bize acayip fazla da üretmemiz gerekecek bunlardan. Ve de buralara da Electrical Steel gerekiyor. Onun için de Refined Iron gerekiyor. Kısacası bana bir büyük ihtimalle 6-64'lük falan Refined Iron gerekecek. Yani evet. Bayağı bir gerekiyor. ...kısacası. Ben yani bir süre daha buradayım gibi. Onlar olurken aslında biz de... ...bunu yapacağımız bir yer düşünebiliriz kendimize. Şimdi öncelikle biz enerjiyi burada üretip... ...ta buradan bizim evimize kadar... ...kablolarla taşıyoruz enerjiyi. Bunun nedeni ne? Nedeni şu. Enerjiyi taşıması... ...buradaki buharı taşımasından... ...veya odunu taşımasından... ...çok daha ucuz. Çünkü hani tek tek buradan oraya kadar kablo çekmemiz gerekiyordu eski halimizde. Fakat enerji taşımak için buraya bir tane şey koyuyoruz. Daha sonra buradan buraya kadar otomatik olarak uzatıyor mod. Benim yani bu araya durmadan kablo döşemem gerekmedi. O yüzden böyle yaptık burayı. Fakat artık reaktörün buradan gelen oduna ihtiyacı yok. Çünkü odunla ısıtmayacağız. Odunla üretmeyeceğiz şeyi, buharı. Ne demeye çalışıyorum? Bu reaktörün evimizden uzak olması için bir neden direkt yok. Hiçbir neden yok. Yani hatta buradaki reaktörün direkt yanına bile yapabiliriz bence. Yani buradaki reaktörün yakınında bir yere yapacağım en azından. Şimdi eskiden ne olmuştu? Ben eskiden eğer bu tarafa doğru fazla kazarsam ne oluyordu? Su çıkıyordu. Fakat geçen bölümlerde ne yaptım hatırlarsanız buradaki suyu tamamen boşalttım. Ve burada hiç su kalmadı. Burası normalde suyun altıydı. Her yeri çimen falan kaplamış. Buraları tamamen temizledim ben. Yani artık buraya inşa edebiliriz. Gördüğünüz üzere. Diğer reaktörü. Yani ben buraları kazıp büyük ihtimalle buraya yapacağım. Diğer reaktörü de. İkisi yan yana olacak böylelikle. Bence kötü bir fikir değil açıkçası. Hem de biz bu yeloriumları üretmenin otomatik bir yolunu kurduğumuz zaman hem bu reaktöre hem diğer reaktörümüze kolaylıkla iletebiliriz. Çünkü ikisi yan yana olacak. Yani. Bence iyi bir plan. Bu arada tamamen kesinleşince sadece onun hakkında konuştuğum bir video yapacağım. Ben size geçen hafta bir yayın düzeni söyleyeceğim demiştim. Canlı yayın düzeni. Ki henüz onun düzenini açıkladığım bir video yüklemedim. Fakat normal yüklediğim videolarda bahsettim. Cuma günleri yapacağım artık yayın diye. O değişmedi. Cuma günleri saat 7 gibi. 7 gibi diyorum çünkü tam kesin saat veremem ne yazık ki. Bazen 7.30 olur, bazen 6.30 olur ama 7 sularında diyeyim. İlerleyen zamanlarda direkt kesin bir dakikası dakikasına saati tutmaya çalışırım. Ama şimdilik böyle olsun. Yayın olacak mutlaka ve cuma günleri kesin Minecraft olacak yayında. Başka hiçbir şey olmayacak. Cumartesi günleri ki e, sizden sorduğum ve aldığım cevaplara bakacak olursam en çok herkese cumartesi günü uyuyor. Bir şey izlemek için, yayın izlemek için. Fakat ne yazık ki benim sınavlarım cumartesi oluyor. Her hafta sınavım olmuyor tabii ki ama şöyle bir sıkıntı var. Sınav olup olmadığı zaman yayın düzeni bozulur. Yani ki sınavlar her zaman da farklı saatlerde oluyor. Kısacası e, cumartesi günü yapmam benim pek mümkün değil şu anda. Ama ne yapabiliriz? E, pazar günü yapabilirim mesela. O yüzden şu anda pazar ve cuma olarak düşünüyorum kesin yayın günleri olarak. Yani o günler o saatlerde saat 7 gibi işte kesin yayın olacak olmama gibi bir şansı yok. Haftanın diğer günleri de ben boş olduğum zamanlarda mümkün olduğunca sık yayın yapmaya çalışacağım. Çünkü ben eğer kendim zaten bilgisayarda oyun oynayacaksam bir yandan da yayın açarım. Benim için bir sıkıntı yok yani. Ee, diğer günler açtığım yayınlarda büyük ihtimalle Minecraft oynamayacağım. Oynarsam da e, bölüm arası işleri falan olur herhalde bu serinin. Yani şimdilik bu bilgi böyle aklınızda kalsın. Bunu daha detaylı bir şekilde anlattığım video yapacağım yakında kesin belli olunca her şey. Ve e, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz onu da yorumlara belirtirsiniz. Çok mu erken saatte, çok mu geç saatte, iyi mi kötü mü, başka bir gün almaya çalışayım mı? Cumartesi olmaz ne yazık ki, cumartesi demeyin. Fakat cuma değil de başka bir gün daha mı iyi olur falan. Fikirlerinizi belirtirsiniz. Ayrıca bölüm arası yaptığım TomCraft alışma... Eee... Tomcraft araştırmalarında, atıştırmalarında diyordum neredeyse birazcık warp elde ettim ki onun da bazı yan etkileri var. Mesela biraz önce video durmuşken oldu ama what was that noise something is behind you yazıyordu ekran karardı böyle biraz. Halüsinasyon görüyoruz Tomcraft'dan dolayı bize yaptığı yan etkilerden dolayı ve e, bu halüsinasyonlar gitgide daha kötüye gidiyor. Eğer warp'ımız çok olursa bize değişik bir yaratık gelip direkt saldırabiliyor bile. Tabii ki bu efektleri yok etmenin yolu var. Direkt bu efektlerin olmamasını sağlayan eşyalar var. Biz eğer çok warp elde edersek ki elde etmemiz gerekiyor. Onları kullanacağız. Ama şimdilik sadece ara sıra ekran falan kararacak veya değişik sesler gelecek. Onun dışında bir şey yok. Şimdi ee, bunların 4 tanesini Refined Iron yapabildim. 4 tane 64'lük yani. Kısacası 2.64'lük daha Refined Iron gerekecek sadece. Yelorium çok basit ve hızlı şekilde elde ediyoruz. Grafit zaten sadece ısınmış kömür. Yani bizim için hiçbir sorun yapmıyor. Ee, bunlar sorun değil yani. Bu şu ikisini dert etmeyin. Şunlar sorun şu etrafındakiler. Ve yeni yapacağımız reaktörün, asıl reaktörün hiçbir yerin neredeyse cam yapmayacağım. Çünkü reaktörün herhangi bir tarafını cam yapmak bana çok daha pahalıya mal oluyor. Eğer bakacak olursak İki tane de hardened glass yapmam gerekiyor. Ki hardened glass da obsidian ve lead. Ki obsidian'ım şu anda çok fazla yok. 17 tane kalmış. Yani direkt her tarafını kapalı yapacağım büyük ihtimalle. Zaten asıl aksiyonun olduğu yer orası olmayacak. Yani diğer reaktörden de gördüğünüz içini. Bence ona uğraşıp da bir de şey yapmaya çalışmama gerek yok. Cam kaplama. Açıkçası. Bence lüzum yok. Ama tabii ki daha buradaki demirlerinde bitmesi lazım. Ayrıca bir de e, diğer yapacağımız ikinci reaktör için ne gerekiyor diye size göstereyim. E, turbine housing yapmamız gerekecek mesela. Turbine controller yapmamız gerekecek. Turbine power port, turbine fluid port, turbine rotor bearing ki mesela bu turbine turbine rotor shaft yazıyor ya. Bu da Cyanide ve iridium ingot'tan yapılıyor. Iridium da biliyorsunuz iridium. Yani iridium'u kompres diyoruz. Iridiumoru. Bizim burada iridium'umuz var. 40 tane hatta. Yani tamamlayabiliriz büyük ihtimalle. Ama işte yine de belki bir sıkıntı çıkar. Bilemiyorum. Ve bunları yapması bizim şimdiki yaptığımız şeye kıyasla çok daha zor. Neden? Birincisi Cyanide e, Ingot istiyor bunu yapması. Ve Cyanide Ingot şu anda bizde var. Bolca bin tane var. Bunlar nereden çıkıyordu? Bu bizim yaptığımız bu reaktörden çıkıyordu. O yüzden ben bu reaktörü yapmadan gelişmişini yapamıyoruz diyorum. Çünkü bu reaktör çalıştıkça içinden çıkan atık maddesinden e, elde ediyoruz şeyleri. Diğer reaktör için malzemeyi. Onun dışında da pek bir kullanım alanı yok açıkçası bu Cyanide'ın. Yani bu kadar fazla bizde olması çok bir işimize yaramayacak. Ayrıca bunları yere atmamın nedeni ise bende magnet yüzüğü var. Yani bunlar çantama sığmasa bile beni takip edecekler. Ve ben yine de bizim sisteme atabilirim bunları. Gördüğünüz gibi hepsini attım. Bunlar da alınacak durumarım birazdan. Evet. Şimdi siz henüz bunu daha hiç görmediniz. Fakat şöyle yapacağız. Şöyle düşünün. Dev bir kutu düşünün ve içinde kocaman bir fan var. Bayağı dönen bir fan gibi düşünün. O fanın bir e, çubuğu var. Çubuğu bu. Turbine Rotor Shaft. Bir de bıçakları var. Bu da Turbine Rotor Blade. Bunlardan biz bir çeşit fan oluşturacağız. Bayağı dönen bir fan. Ki döndüğü de gösteriyor animasyonunu yani. Ee, şunlar gibi düşünün. Döndüğünü ee, ve... Bunlardan kaç tane koymamız gerekiyor? Gerekiyor diye bir şey yok. Ne kadar koyarsak ona göre özellikleri değişiyor. Ne kadar çok enerji ürettiği veya ne kadar çok buhar harcadığı. Nasıl istiyorsak öyle. Ee, buhar da bu fanı döndürerek bize elektrik üretecek. Yani mantık bu. Bunlardan da yapmam gerekiyor kısacası bir sürü ve bunlar da illüdyum istiyor. Yani buradaki illüdyumları normalde biz Applied Energy Sticks için yapmıştık 40 tanesini ama ne yazık ki bunun için harcayacağım çoğunu. Çünkü zaten şu anda Applied Energy Sticks'i çalıştıracak kadar enerjimiz yok. Yani <laughs> Bunun için harcamak mantıklı bence. Reaktör için e, malzemeler ısınıyor ve oluşturuluyor makinelerimizde. Biz de o zamana kadar e, bir seviye daha basacağız bizim bu spike'daki looting'e, looting 3 e, looting yapacağım. Bunları buraya koyduk. Burada şu anda, ha, ben burada e, lucrum elde etmek için altın erittim. Yani lucrum'u şuraya doldurabilirim. Buraya dolacaktır. E, geri kalan presentio ve telum bizde zaten var. Hemen size göstereyim neler gerekiyor. Looting için biz 3 seviyesini basacağız. Yani 12 telum, 12 presentio ve 24 lucrum gerekiyor. 12 bundan 45 var. 12 bundan 19 var ve de bundan da 47 var. Yani yeterli hepsi. Gayet sorunsuz. Tamam. Bunlar böyle. Buraya da malzemeleri koydum. Iron sword, salismundus ve diamond. Ortada da spike'ımız var. Tek yapmamız gereken sağ tıklamak. Ve benden level alacak biraz. Herhangi bir herhangi bir malzeme düşecek mi diye bakacağım ben. Eğer düşerse çantamda hazır yedekleri var. Tamam buradan şeyleri çekecek. Presentiyoları, sonra telumları ve sonra da lokrumları çekiyor ve henüz hiçbiri düşmedi buradaki malzemelerin çok iyi ekstra malzeme falan da kullanmadı yani bu arkadaş ve ha onu yok etti galiba bunu değil mi Evet. E, gelsin bakalım. Looting 3. Tamam. Bir tane malzemeyi yok etti. Ve ben de hemen yenisiyle değiştirdim. İki çantama yedek kalmışım. Ama hallettik. Sıkıntı yok. Tamam. Böylelikle artık looting 3 olan bir diamond spike'ımız var. Bu çok çok daha fazla şey çıkmasını sağlayacaktır. Yaratıklardan. E, malzeme. Bayağı bir artırıyor bu malzeme şansını. Onun arasına dursun. Ben asamı kullanarak bir aşağı ineceğim. Bu aşağıda bunun da yakıtı azalıyordu ki bitmiş bile. Buna da 2.64'lük atalım bir. Daha sonra bir geri yukarı çıkalım. Grafitler olmuştu. Ee, neler kaldı? Electrical Steel'ları da olmuş. Yani onları da şöyle yerleştirebiliriz. Electrical Steel'lar da burada. Ve bunları bir kere üretirsek bize iki tane reaktör casing verecek. Birazcık da yellow'yum alacağız tabii ki. Burada var. 60, 63, 64. Ve 2, 64 daha ısınsın. Daha sonra bunları da şuraya koyacağız. Tamam. Böylelikle bir 64'lük reaktör casing aldık. 1.64'lük yetecek mi? Tabii ki yetmeyecek. Ee, 2.64'lük alacağım. Tamam. 2.64'lük reaktör casing aldık. Şimdi tabii ki diğer şeyleri de yapmamız gerekiyor. Controller yapmam gerekiyor. Ee, control rod yapmam gerekiyor. Ondan sonra power tap yapmayacağım. Fakat üretmem gereken şeyler var. Tamam. O zaman ee, bunu şimdilik sonraya bırakalım ama 264'lük reaktör casing ürettim. Yani bir dahaki bölüme büyük ihtimalle en azından birinci reaktörü kurmuş oluruz buhar üretecek olan reaktörü. Daha sonra da yanına ikinci reaktörü ekleyeceğiz. Şimdi ben şuradaki opra çökeyim. Daha sonra bir tane buraya ender yazarsam I of ender alacağım. Ve bir tane de obsidiyeni alacağım. Ne yaptığımı büyük ihtimalle anlamışsınızdır artık ama. Anlamadıysanız. Vakum hopper. Ve bu geri kalanı da hemen aşağıdaki reaktörümüze atalım. Geri kalan malzemeleri. Tamam iyi. Şimdi vakum hopper niye yaptım? Çünkü e, artık orada normal hopper kullanamam. Diamond spike kullanacağımıza göre öldürmek için. Bir süreliğine en azından yani ne yapacağım? Yani burada aşağı ineceğiz. Ve de ayrıca geçen bölümlerde olan şu bebek zombi sorunu yine oldu. Ne yazık ki. Ee, evet. Şimdilik bundan kurtulamıyorum. Oyun peaceful da şu anda. Bu zombiyi kurtulmak için peaceful al diyecekseniz hiçbir şekilde kurtulamıyoruz bu arkadaştan. Yani evet. Eğer altındaki bloğu kırarsam ve daha sonra şey yaparsam, tekrar koyarsam bu oyunu kapatı başında yine burada oluyor. Bundan kurtulamıyoruz. Ben uğraşıp yine bunu silmeye çalışırım. Fakat ben zombilerin sorun yaptığını unutup bu canavar tuzağında zombi çalıştırdım. Ve bu da benim cezam. Bana bir hatırlatma. Ee, bundan iki tane olmuş. Ne? İkisi de sayılıyor mu cidden? Bir dakika. İkisi de var mı cidden bunların? Ha. Anlaşılan bir çeşit bug olmuş ve kötü bir bug değil. Çok ilginç. Bayağı enteresan. Peki, ee, kılıç çoğalttık. Ne mutlu bize. Nasıl ile ilgili hiçbir bir fikrim yok. Tamam. Güzel. Ne diyebilirim yani. Şöyle yapalım. Hmm, ama buradaki sistem birazcık... Dağınık. Ve kötü. Tamam. Şunu kırayım. Orayı. Ve çantamı birazcık boşaltmam lazım benim. Sırt çantamız vardı. Onu attıklarım direkt bizim sisteme gidecektir. Yani... Gereksiz şeyleri şöyle hemen boşaltabilirim oraya. Tamam. Şimdi seni de kıralım. Vajra burada chest aldım. Seni de kıracağız. Ve seni de kıracağız. Şimdi bunu buraya koyacağız. Ve daha sonra senin oradaki bağlantını kesmemiz lazım. Sen oraya bağlanma. Ee, sandığı senin üstüne koyalım. Daha sonra sana şunu alalım. Extractor Mach 3. Orası tamam. Daha sonra şuraya yerleştirelim. Vakum Whopper'ı. Ve sol tarafından eşya versin. Sol. Tamam item output. Verdi. Direkt otomatik olarak sandığa veriyor mu... Tabii ki veriyor. Sonuçta hopper bu da. Daha sonra ne yapıyorum? Buranın altını kapatacağım ama yanımda blok yok. Yani birazcık taş kazalım. Hemen şuradan şöyle. Alırız. Vajramız var zaten. Yok ediyor. Ee, tamam. Şurayı kapatalım. Burayı kapatalım. Ops. Şurayı demek istemiştim. Buraya Diamond spike'ımızı koyalım. Ve de buraları kapatalım. Tamam. Tamam bu kadar. Ee, şimdi ne oldu? Ayrıca bunun içinden kılıcı almak yerine Buradaki e, timer'ı durduracağım ben. Tamam artık timer durdu. Ve Tamam bunu da böyle bırakalım ya. Daha sonra burayı da kapatıyorum. Ve gidiyoruz. Ayrıca galiba portal kapanmış içindeki mana bitip. Yo tamam kapanmamış bana öyle gelmiş. Uzaktan bakınca. Onu da hallettik. Şimdi artık eğer o sistemin içine creeper koyup creeper canlandırırsam içlerinden çok çok daha fazla gunpowder çıkacak. Ve onlar da otomatik olarak sisteme gidebiliyor. Yani kısacası şu aşağıdaki çiçeklere doğru düzgün e, TNT üretebilirim. Ve böylelikle artık buradaki manapullar bomboş ve üzgün bir şekilde durmaz. Tamam. Ama bu bölümlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve umarım bir dahaki bölüm görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.